Cem Toker, size döneyim. Size de bir soru sormak isterim. Şimdi CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başar'ın açıklamaları vardı. Çok konuştuk. Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir diyor. Şimdi ne dersiniz? Verir mi bu koşullarda? Şu andaki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Sosyal medyada o yorumun altına yazılan yorumları bir okumasını rica edeyim o zaman. Kendisinden daha net bir fikir edinebilir kendi tabanı hakkında. Kendi tabanı 2014'te de tıpış tıpış gidip Ekmelettin Bey'e oy vermemişti. Halbuki o kazanılabilecek en kolay seçimdi. 10 Ağustos 2014, tam 17-25 Aralık'tan 6-7 ay sonra Erdoğan'a karşı kazanılabilecek en kolay seçimde maalesef CHP yanlış bir adayla ilerledi. Onun için CHP seçmeni öyle görüyorsa o zaman aya 4 şeritli yol yaptık, inanacak seçmenimiz var diyen zihniyetten farklı bir duruş sergilemiyor CHP yönetimi demektir. Ben öyle olacağını zannetmiyorum. 29 Mayıs sabahı yepyeni bir Türk siyaseti oluşmaya başladı. 29 Mayıs sabahının en büyük mağlubu Kılıçdaroğlu değildir, muhalefet değildir. Çok gurur duyduğum 6 partinin, farklı ideolojilerden partilerin yıllarca bir araya gelip ortak idealler çerçevesinde oluşturduğu ittifak kültürü, yani taviz verme, uzlaşı gibi şeyler bizim siyasetimizde kolay kolay görülen kavramlar değildir. 29 Mayıs sabahına kadar bununla ben gurur duyuyordum en azından şahsım adına. Bence o son seçimin en büyük mağduru o ittifak kültürü olmuştur. Ben artık bundan sonra bu seçimden önce gördüğümüz bir ittifakı görebileceğimizi, onun oluşabileceğini zannetmiyorum. Öte yandan ekonomi çok kötü, o bizim için bir avantaj vurgusu yapılıyor. 2019'da ekonomi bu kadar kötü değildi. Ama son derece büyük bir başarıya imza attı muhalefet ve ittifak. AKP'ye tarihinde aldığı en ağır darbeyi vurdu sandıkta. Ama maalesef bu son seçim ekonomik krizin en ağır hissedildiği dönemde, kazanılması en kolay olan seçimde seçim kaybedildi. Tabii beyefendinin vurguladığı gibi adaylar belirlenmeden fazla yorum yapmak da kolay değil. Çünkü yerel seçimde ittifaklardan önce veya partilerden önce adaylar önem kazanıyor. Bilhassa taşrada, Anadolu kentlerinde. Bu yüzden o kadar kolay değil. Ama muhalefetin işi her zamankinden daha zor. Çünkü ben Erdoğan'ın bilhassa kaybettiği illerde, İstanbul, Ankara başta olmak üzere, aynı çukura iki defa düşeceğini hiç zannetmiyorum. Genel seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yani dünyanın en kötü ekonomi, açık net söylüyorum, dünyanın en kötü ekonomi yönetimini sergileyerek seçim kazanmış bir Erdoğan'ın yerel seçimlerde muhalefeti çok daha fazla zorlayacağını, hele hele kazanılan bazı kentlerde ittifak kazandı. Yani HDP'nin İstanbul'da aday çıkarmaması, İYİ Parti'nin aday çıkarmaması gibi unsurlar vardı. Bunlar hala geçerli olacak mı, olmayacak mı? İttifakı oluşturacak lider Kemal Kılıçdaroğlu hala partisinin başında mı olacak, gitmiş mi olacak? Onun yerini kim alacak? Daha bir sürü bilinmeyen şey var tabii, unsur var.